okulda son kararı ben veririm. Çocukların hayatlarıyla ilgili kararları da ben veririm. İleri gidiyorsunuz. Siz ileri gidiyorsunuz. Ben tüccar değilim, eğitimciyim. İşçidene hoş geldiniz. Bu hafta Mahmut Hoca açtı programı. Rıfat Ilgaz'ın yarattığı, Münir Özkul'un cisimleştirdiği Kel Mahmut. Biz devam edeceğiz. Stüdyoda iki öğretmenim var. İki öğretmenimle eğitim sisteminin piyasaya düşüşünü, eğitim emekçilerinin mücadelelerini konuşacağız. Hoş geldiniz. Önce sizi bir tanıyalım. Öğretmenim, anlatır mısın bize kendini? Tabii, ben 6 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Özel sektörde çalıştım sadece, devlette hiç çalışmadım. Son 2 yıldır patronların ensesindeyiz, özel okul öğretmenleri dayanışma alanında mücadele ediyorum. Bu sene de Birlik Sendikası'nın üyesiyim. Seni tanıyalım öğretmenim. Ben de 15 yılı aşkındır çalışıyorum. Özel sektör öğretmen olarak çalışıyorum. Bunun yanında geçmişte ücretli öğretmenlik deneyimlerim de oldu. Şimdi size en zor soruyla başlayalım. Öğretmen olmak nasıl bir şey? Bence buna verilecek iki farklı cevap var. Birincisi, öğretmen olmak bizim için ne anlam ifade ediyor? Diğeri de özel okulda öğretmen olmak ne anlam ifade ediyor? Benim için herhalde öğretmen olmanın en büyük anlamı toplum faydasına çalışacak, bunun için emek verecek insanları, sporcuları, sanatçıları, bilim insanlarını topluma yetiştirmek. Fakat özel okul öğretmeni olmak demek bir performans baskısı altında sürekli bir çaba sarf etmek ve öğrencilerin de aynı zamanda bundan tam olarak faydalanamadığını sürekli izliyor olmak demek. Bundan şöyle bir 30 sene önce falan sorsaydık bu soruyu, şöyle bir yanıt belki de söyleyecektik. Öğretmen olmak Türkiye'de yeni nesilleri yaratacak, geliştirecek, yeni nesilleri emanet edeceğimiz insanlar demekti. Böyle miyiz hocam şu anda? Aslında daha çok her şeyin değiştiği gibi öğretmen profili de doğal olarak değişiyor. Cumhuriyet'in kuruluşunda tabii ki daha çok idealist öğretmenler vardı. Hani bizler şahsen kendi adıma çok o idealizmi kaybettiğimi söyleyemem ama genel anlamda sadece öğretmenin sorunu ekonomik sorunlar olduğu için, ekonomik kaygılar daha ön plana çıktığı için diğer konular mecburen biraz daha geri plana itiliyor. Yani şu anda gerçekten de tam o anlamda bir öğretmenlikten söz edemeyiz. Yani idealizmimizi performans kaygısıyla çürütüyorlar diyorsunuz. Mesleki olarak öğretmenlik nasıl bir şey? Yani birisine bir şey öğretmek, çocukları bilgilendirmek, eğitmek, sadece ders anlatmak mıdır öğretmenlik? Şöyle bir söz vardır, kimin söylediğini tam hatırlamıyorum ama herkesin bir doktoru yoktur, bir avukatı yoktur ama herkesin bir öğretmeni vardır denir. Gerçekten de yani bu çocuklarla bir aradayken ben o hani kendimi başka türlü hissediyorum gerçekten de. Ya da okulun açılacağı dönem o heyecanı hissediyorum. Bu niye? Onlarla bir arada olmak, bir insan hayatına dokunabilmek, onu değiştirebilmek, belki yönlendirebilmek, bu çok çok önemli. Sanatçılar yetiştirmek, aydın insanlar yetiştirmek dedin. Bunu yapabildiğinizi düşünüyor musun şu anda? Bunu yapmak için çaba sarf eden pek çok öğretmen olduğuna eminim. Hatta bütün öğretmenlerin bu çabayla, bu sorumlulukla hareket ettiğine eminim. Fakat şu anda ne devlet okullarında ne de başka yerlerde, özel okullarda bunu sağlamak konusunda epey zorluk çektiğimiz de bir gerçek. Yani çoğu zaman herhalde öğretmenler bunu yapabilmekle ilgili şüphe duyuyorlar. Çok basitinden aslında eğitimin temel amacı daha önce bahsettiğim gibi bir toplum faydasına çalışacak insanlar yetiştirmek değil de üniversiteye gidecek, bir kariyer sahibi olacak, bir meslek sahibi olacak insanlar yetiştirmek düzeyinde. Hatta işin açıkçası mezun olan öğrencilerin de ne kadar meslek sahibi olacağını da şüphe taşıdığını sürekli hissediyoruz. Kendi koşullarımızdan da bunu biliyoruz. O yüzden aslında biraz daha herhalde bu amaçtan şüphe duymaya başladık. Kimi niye yetiştiriyoruz, kimin için yetiştiriyoruz? Evet, test çözen öğrenciler yetiştiriyoruz muhtemelen. Peki bir öğretmen nasıl yetişiyor? İki yoldan öğretmen olabilirsiniz. Bir tanesi eğitim fakültesi bitirdikten sonra öğretmen olabilirsiniz. Diğeri de Fen Edebiyat Fakültesini bitirdikten sonra öğretmenlik eğitimi, pedagojik formasyon dediğimiz eğitim alarak öğretmen olabilirsiniz. Bu çeşitli zamanlarda değişti. Bunun adı bazen tesis yüksek lisans oldu, bazen formasyon oldu. Devamında da tabii ki milli eğitime bağlı özel okullarda öğretmen olarak çalışabiliyorsunuz. Devletin okullarında ücretli öğretmen olarak, yani formasyona ihtiyaç olmadan da öğretmenlik yapabiliyorsunuz ki geçmişte bu
espri konusu da olmuştu. İşte kanatlı hayvan yetiştiricisinin öğretmen olarak çalışması şeklinde, bu kadar basit mi bu iş diye. Böyle de öğretmen olabiliyorsunuz. Bunun dışında da tabii ki devlette öğretmen olmak için de işte KPSS sürecini yaşamanız gerekiyor, atanma sürecini yaşamanız lazım. Sen nasıl öğretmen oldun? KPSS gibi merkezi sınavları hiç düşünmedim. Eğitim fakültesinden mezun oldum. Daha sonrasında özel okul tercihim vardı. Aslında biraz da şöyle bir gerçek de var. Eğitim fakültesinde ve pedagojik formasyon alırken genellikle öğrenciler bana kalırsa devlet okullarından ziyade özel okullara yönlendiriliyorlar. Şu şekilde devlet okullarında kendi ideallerinizi gerçekleştirmenizin önünde nesnel kısıtlar olduğu söyleniyor. Çoğunlukla ne yazık ki akademisyenler tarafından. Ve özel okullarda bu imkanlara bolca sahip olacağınız için öğrendiğiniz bilgileri çok daha iyi bir şekilde anlatabileceğiniz söyleniyor. Benim aslında nesnel koşullarım uygun olduğu için, daha uygun olduğu için özel okul öğretmeni olmayı tercih ettim. Ve özel okul öğretmeni olmanın yolları biraz daha devlet okullarından farklı. Bir sınava girmiyorsunuz, okulun uyguladığı sınava giriyorsunuz. Yani bu sınav mülakat olabilir, bir örnek ders yapılmanız istenebilir, yazılı bir sınava girmeniz istenebilir. Bu aşamalardan sonra eğer uygun görürseniz sözleşmenizi imzalıyorsunuz. Türkiye'de hep böyle değildi. Türkiye'de öğretmen yetiştirme aslında özel bir mesleki formasyonun sağlandığı, özel öğretmen okullarında yetişen, gerçekten ülkenin yeni nesillerini yetiştirecek aydınlar yetiştirme sistemiydi. 12 Eylül'den sonra, 1980'lerden sonra öğretmen yetiştirme sistemi Türkiye'de değişti. Son noktayı da aslında 2011 yılında Eğitim Bakanı olan Ömer Dinçer'le birlikte yeni bir proje, yeni bir stratejiyle koydular. Yeni bir öğretmen yetiştirme stratejisi, ulusal öğretmen yetiştirme stratejisi 2023'e kadar önlerine koydukları bir strateji bu. Ve o stratejide aslında önümüze kaliteli öğretmen yetiştirme diye bir kavram koydular. Nedir hocam kaliteli öğretmen? Bizim anladığımız anlamda kaliteli öğretmen tabii ki vicdan olarak işini en iyi yapan öğretmen, ama devletin bundan anladığı biraz farklı, biraz performansa dayalı bir yöntem benimsediler. İşte öğretmenleri uzman öğretmen gibi, baş öğretmen gibi statülere ayırdılar. Buna göre de sınava göre, işte performansına göre öğretmenler değerlendiriliyor. Ne soruyorlar sınavda? Yani herhalde branşıyla alakalı daha çok. Yani kendi alanıyla ilgili, edebiyatçıysa bununla ilgili, matematikçiyse bununla ilgili tarzda sorular soruluyor. Sonuçta öğretmenler de teste giriyor. Tabii ki. Kalitelerini ortaya çıkarabilmek için bir sınavdan geçiyorlar. Aynen öyle. Bu bahsettiğimiz ulusal stratejide de aslında bazı yetkinlikler belirlenmiş. İşte 2023'e kadar tanımladıkları. Ama asıl olan burada performans odaklı olmak. Ne demek performans odaklı olmak bir öğretmen için? Eğitilen öğrencilerin ne kadar merkezi sınavlarda başarılı olduğu, başarısız olduğu, kaç soruya doğru yanıt verdiği, kaç soruya yanlış yanıt verdiği, öğretmenin ne kadar fazla derse girdiği, ders saatlerinin dışında ne kadar ek ders yaptığı ve bunların karşılığında aslında masrafının devlet ya da patron için ne kadar az olduğuyla alakalı bir şey olsa gerek. Niceliksel rakamlar üzerinden, evet, aynen öyle, miktarlar üzerinden bir performans yönetimi sistemi. Peki biraz anladık bu kastettikleri kalitenin ne olduğunu. Nerede çalışabilir bir öğretmen? Yetkinliğini kazandıktan sonra KPSS'de tabii ki her branş için bazılarında özellikle zorlu aşamalar var. Oraya geçtikten sonra devlete atanabilir. Tabii ki orada KPSS dışında mülakata giriyorlar. Kamu personeli seçmesine. Evet, aynen öyle. Bunun dışında özel sektörde çalışabilir, özel okullarda çalışabilir. Bunun dışında devletin ücretli öğretmen alımı var, orada çalışabilir. Bu ücretli öğretmen şeyini açabilir misin hocam? İşte ücretli öğretmen, devlet eksik olan kadrolara ders saat ücreti karşılığında ücretli öğretmen alıyor. Örneğin 10 lira, 15 lira gibi bir parayla öğretmenler işte haftalık örneğin 30 saat derse giriyorsa aylık 120 saat çarpı ders saat ücreti kaç paraysa o kadar maaş alıyorlar. Hatta bu asgari ücretin de altında olan bir maaş şekli ve toplam aylık girdikleri ders saat üzerinden sigortaları yatıyor. Mesela 10 günlük, 15 günlük sigortaları yatıyor. Yani devlet bu öğretmen ihtiyacını böyle karşılamayı seçiyor.
Yani öğretmenler devlette çalışabilir, özel okulda çalışabilir, devlette ücretle, sözleşmeyle çalışabilir. Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerine bakalım. 2019-2020 öğretim yılında örgün eğitim toplamında 1.015.956 öğretmen çalışıyormuş. Bunun 942.936'sı devlette, devlettekilerin içindekilerinde 841.206'sı kadrolu, 101.730'u sözleşmeli öğretmen, özel okullarda ise 174.750 öğretmen çalışıyor. Peki nasıl çalışıyor öğretmenler? Çalışma koşulları, ücretleri nedir güncel durum? Devlet okulları için belli bir net ücret var ve bunun üzerinde öğretmen eğer yani aslında net ücret dediğimiz şey belli bir saat limiti karşılığında, asgari limit karşılığında asgari olarak öğretmen ödenen ücret. Bunun dışında eğer devlet okulu öğretmeni ek ders veriyorsa o ek ders ücretlerini alıyor. Ders ücretli öğretmenler biraz daha farklı. Girdikleri derslerin ücretlerini aldıkları için bazen eğer o ay tatile denk gelen günler varsa o derslere girmedikleri için ücretlerini alamayabiliyorlar. Aynı zamanda öğretmenlerin, devlet okulu öğretmenlerinin ek derslerinin yanında bir de her senenin başında ödenen eğitim öğretme hazırlık ödeneği, kırtasiye parası olarak bilinen bir ücret ödenekleri var. Bu ödeneklerden de faydalanabilirler. Özel okullara geldiğimiz zamansa işler biraz daha farklı ilerliyor. 2014 yılında yanlış hatırlamıyorsam devlet okulu öğretmenlerine özlük hakları bakımından eşit olan özel okulu öğretmenleri bu yıldan itibaren artık eşitlik haklarını kaybettiler. Ve bu şu anlama geldi, devlet okullarıyla en az aşamada eşit ücret almaları gerekiyorken onun çok çok daha altına çalışabiliyorlardı. Tabii bunun dışında kayıtsız çalışan öğretmenler de var. Onların aldığı ücretlere dair pek bir şey bilemiyoruz ne yazık ki. Ama şu anda asgari ücrete çalışan öğretmenler var. Bu şu anlama da geliyor. Diyelim ki 20 saat karşılığınız asgari ücret ya da belki biraz daha fazlası. Bunun üzerine ek dersleriniz bazı okullarda verilmeyebiliyor patronlar tarafından. Eğitim öğretime hazırlık ödeneklerine yine patronlar tarafından el koyulabiliyor ya da asgari geçim indirimi ücretlerimiz devlet tarafından bize ödenmesine rağmen net ücretin içerisinde gösterilebiliyor. Bu ücret ödeme ödememe işi ne hale geldi onu da konuşacağız. Ama ben bir de çalışma koşullarını sorayım. Öğretmenler nasıl koşullarda çalışıyor? Pandemi döneminin varlığını ve yokluğunu ayırmak lazım. Normal dönemde gerçekten ağır koşullarda çalışıyorlar. Şöyle, mesela ders saati olarak haftalık 40 saat, 50 saat, 60 saat olan saatlerde çalışabiliyorlar ki kurslarda durum çok daha vahim. Orada hiçbir sınırı yok. Hatta bir arkadaşım bana işte 70 küsür saat derse girdiğini söyledi. Bu kadar derse giriyorlar. Bunun yanında nöbetleri var. Nöbet ücretleri yasal olmasına rağmen almıyorlar. Etkinlik yapıyorlar. Bunların ücretlerini almaları gerekiyor. Almıyor. Sabah 8, akşam 6-7 çalışıyor bir kısmı. Tabii ki daha erken olan da var. İşinden çıkabilen, çalışabilen de var. Cumartesi çalışma var. Bunun yanında normal dönemde yine akşam mesela danışmanlığı oluyor öğretmenin. Telefonla arama yapabiliyor, velisi arayabiliyor, öğrencisi arayabiliyor. Bu tip durumlar olabiliyor. Pandemi döneminde durum tamamen değişti. Bu dönemde de online eğitim olduğu için aslında işimiz evimiz oldu, öyle diyelim biz. Tamamen her şeyi, bütün kurallar esnedi. Bunun kaybedeni tabii ki ekonomik anlamda öğretmen oldu. Çünkü her an bir görev çıkabilir, bir toplantı olabilir. Nasıl olsa evdesiniz diye ekonomik olarak işte karlar olmasına rağmen patronların, ona rağmen her türlü iş yüklenebiliyor. Sürekli bilgisayar başında çalışılıyor, böyle bir durum var. Bunun yanında tabii ki işverene de patrona da bunun bir getirisi var. Örneğin birçok sigortaydı, biliyorsunuz farklı konularda işte kısa çalışma ödeneği olsun, bu konuda tasarruflar var. Ya da işte internet, su, elektrik gibi durumlarda öğretmenlere yükleniyor. Bu koşullarda evlerde çalışıyorlar. Zaten ağır koşullardalardı. Salgınla birlikte daha da ağırlaştı koşullar diyoruz. Şu kısa çalışma ödeneğini soracağım aslında. Nasıl uygulandı öğretmenler için kısa çalışma ve onun ödenek durumu? Aslında belki bu meseleyi biraz daha öncesinden almak lazım. Şimdi geçen senelerde bildiğiniz gibi pek çok okulda kamuoyuna da yansıyan bir ücret sorunu, özel okul öğretmeninin ücret sorunu baş göstermişti.
Pek çok okul yasa dışı bir biçimde öğretmenlere aylarca ücretlerini ödememişti. Aslında biraz daha özel okulların Türkiye şartları içerisinde nerede konumlandığıyla da alakalı bir şey. Biliyoruz ki pek çok patron başka sektörlere para aktarmak için özel okulları bir paravan olarak kullandı. Burada özel okul öğretmeninin örgütsüzlüğü de aslında bu ücret sorununu da biraz daha direncimizi düşürdü diyebiliriz. Kısa çalışma ödeneği bu meselenin üzerine geldi aslında. Öğretmenler daha fazla çalışırken ve patronların gideri okulların uzaktan eğitime geçmesi sebebiyle çok çok daha azalmışken, öğretmenlerin sigortasız gösterilmesiyle, patronlar tarafından illegal bir biçimde sigortasız gösterilmesiyle gerçekleşti. Sigortalarımız daha az gösterildi ya da hiç gösterilmedi. Dolayısıyla patronlar başvuru yaptıkları zaman kısa çalışma ödeneğine uygun görüldüler ve ücretlerimiz azalmış oldu. Kimi okullarda kısa çalışma ödeneğinin üzerine alınacak ücret elden verildi. Fakat bunların tamamı aslında özel okul öğretmeni için sigortasız çalışmanın yeni bir norm haline gelmesi anlamına geldi. Ve bunun için de bir mücadele yürüyor. Ondan da bahsedeceğiz ama ondan önce aslında sen de bahsettin. Bunun öncesi var dedin. Bu kısa çalışma ödeneği saldırısının diyelim öncesi var dedin. Aslında bundan neredeyse tam bir yıl önce bu başlıkta, ücretlerin ödenmemesi başlığında bir mücadele yürüdü ve kazanımlar oldu. Bunu bir başka öğretmenimizden dinlemek istedik. Şimdi bir telefon bağlantısıyla ona bağlanalım isterseniz ve dinleyelim neler yaşandı bir yıl önce Doğa Koleji okullarında. İsmail öğretmenim, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Senden neler yaşandı geçen yıl Doğa Koleji okullarında? Nasıl başladı ve nasıl devam etti? Onu dinleyebilir miyiz? Tabii, biraz bahsedeyim. Geçen senin Nisan ayında hak gasplarıyla ilgili bir yoğunlaşma yaşadı Doğa Koleji öğretmenleri. İlk tepki de genel merkez kampüsünde, Ataşehir kampüsünde iş bırakmak oldu. Yani o belki de bir ilk hamle olarak buz kıran etkisi yapmış olacak. Çünkü haliyle cesaretle bulaşıcı oldu ve öğretmenler gerçekten bir şey yapabileceklerini hissettiler. Ve bunun hemen ardından 24 Nisan'da bir Doğa Koleji Öğretmen Komitesi bir araya geldi. Ve bir açıklamayla mücadele edeceklerini duyurdular. Tabii 24 Nisan'da başlayan bu süreç daha sonra boykot sürecine kadar devam etmiş oldu. Tabii bu süreçte yine hak gaspları yaşanmaya devam etti. Aynı zamanda maaşların ödenmemesi devam etti ve bu hızlı bir şekilde arttı. Eğitim ödenekleri de, kırtasiye diye bahsedilen öğretmenlerin öyle bir eğitim ödenekleri de alınmaya başlayınca ve yaz dönemi de buna eklenince iş açıkçası çığırından çıkan bir noktaya yerleşti. Bu gasplarını birazcık daha açar mısın? Ücretler öden, hak gasplarını biraz daha açar mısın? Ücretler ödenmiyordu bildiğim kadarıyla. Şimdi ücretler ödenmiyordu. Geciktiriyordu sürekli ve yasal olarak çizilen takvimin sürekli dışına çıkarıyordu. Buna eklenen eğitim öğretim ödeneklerinin yatmaması vardı. Ve bununla ilgili herhangi bir doyurucu açıklama da hiç gelmedi. Ve bu gittikçe birikmeye başladı. Yani daha sonra itirazlar sonucunda %30 böyle harçlık verir gibi öğretmene, avans, küçük bir avans verir gibi ücretler ödemeye başladılar. Ve bu aslında süreci daha da büyütmüş oldu bir noktada. Ama tabii Doğa Koleji Öğretmen Komitesi'nin işin içerisine girmesi sürecin farkında olan bir öğretmen kitlesinin var olduğunu da göstermiş oldu. Patronların ensesindeyiz. Dayanışmanın öğretmen komitesinden bahsediyoruz. Evet. Doğa Koleji Öğretmen Komitesi'nden bahsediyorum. Dayanışma içerisinde kurulan. Ancak ben sürece izin verirseniz şöyle çok kısa bir şeyle bahsedeyim. Yani nasıl geleceğine ilişkin. Sürekli öğretmenin fedakarlığı ve fedakarlık yapması gerektiğinden bahsedilirken öğretmenin hak gasplarından hiç bahsedilmedi. Daha maaş almamaya doğru gelene kadar o süreç içerisinde başka şeyler yaşadık ve bunu önceleyen, yani aslında daha doğru ifade edersek amiyane tabirle, yani perşembenin gelişi çarşambadan bellidir deriz ya. Kahvaltılar kalktı, servisler değişti, ardından başka hak gaspları oldu ve bunlara ses çıkarmayan bir kitlenin sonucunda varacağı yer haliyle ücret almamaya kadar gitti. Peki mücadelede yanınızda kimleri alabildiniz? Bildiğim kadarıyla kamuoyundan ve velilerden de destek aldı mücadele. Evet. Velilerden çok büyük bir destek gördük. Ama bir noktadan sonra tabii boykot sürecine gelinceye kadar veliler
sürekli işin içerisinde oldular. 15 Aralık'ta o ilk çağrıya gelene kadar veliler gerçekten çok büyük işler yaptılar ve bize yardımcı oldular. Ama bir noktadan sonra şöyle bir risk de var. Yani veli, siz dersinize gidin, biz sizin yerinize mücadele ediyoruz noktasına da gelebilirdi. Bu problem yaratacaktı. Biz de Doğa Koruyucu Öğretmen Komitesi olarak orada biriktirdiğimizle 15 Aralık'ta bir çağrı yaptık. Geçen senenin 15 Aralık'ında sosyal medya üzerinden bir çağrı yaptık ve boykota gitme kararı aldık. 16, 17, 18 Aralık 2019 günleri 3 günlük Doğa Koruyucu boykotu gerçekleşti. Yani 3-4 aydır maaş alamayan öğretmenler o belirsiz geleceğe bir itiraz etmiş oldular. Bununla beraber tekil yaptıkları kampüs eylemlerini de açıkçası bir araya getirmiş oldular. Ve yasal haklarını kullandılar. Yani iş kanununa göre 34. maddeyi kullanarak, anayasaya dayanarak iş bırakma eylemlerini gerçekleştirmiş oldular. Başarılı geçti mi? Yani haklarımızı aldık. Ben de hakkını tamamıyla alan öğretmenlerin başında geliyorum. Kesinlikle. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Haklarımızı aldığımızı. Ancak iki şey var. Bir tanesi tarihteki ilk özel okul boykotu olması. Bir tanesi de Doğa Koruyucu Öğretmen Komitesi'nde yer alan öğretmenlerin kendi içerisindeki örgütlülükle bunu yapmış olması en önemli iki şey diye öne çıkıyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha kutluyoruz. Bir yıl önceki bu büyük başarınızdan ve mücadelenizden. Ben de devamının geleceğini de biliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Biz sohbete devam edeceğiz. Seni uğurluyoruz. Çok teşekkürler tekrar katıldığınız için. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bir yıl önce, bundan bir yıl önce bir mücadele başladı, kazanıldı. Ama öğretmenimizin söylediği gibi bu mücadelenin sürekli kılınması önemliydi. Bu mücadelenin bir başka kurumsal süreklilikle yürütülmesi önemliydi. Bu sürekliliği de artık bir sendikal mücadeleyle yürütüyoruz bildiğim kadarıyla. Kendini tanıtırken Birlik Sendikası üyesiyim dedin. Birlik Sendikası nasıl örgütlüyor öğretmenleri? Bütün bu okullarda yaşadığımız sorunlarla karşı karşıya kaldığımızda ortak bir mücadele geliştirmeye çalışan bir sendika. Dolayısıyla bunların hepsinde eğer SGK girişlerimiz yapılmıyorsa, eğer bir patron baskısıyla karşı karşıya kalıyorsak, eğer bir yerde hakkımız, ücretimiz ödenmiyorsa bunlara hep beraber bütün okullardaki öğretmenler olarak ses çıkarmak gerektiğinin altını çiziyoruz. Ve bütün öğretmenlere ortak bir mücadele birleştirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında tabii ki kendi okullarımızda da yaşadığımız daha öznel görünen sorunlar var. Ve bunlara karşı da patronların ensesindeyiz de deneyim biriktirdiğimiz öğretmen komitelerinde yaptığımız şey gibi aslında bir mesleki dayanışma göstermek, bir mesai dayanışması, mesai arkadaşımıza dayanışma göstermek üzerine kurulu bir dayanışma anlayışına yaslanan birlikteliğimiz var. Eğer bu ilkelerde ben dayanışma göstermek istiyorum diyen öğretmenler varsa yapabilecekleri şey E-Devlet üzerinden sendika başvurusunu gerçekleştirmek, Birlik Sendikası'nı seçmek ve 2 dakikalık bir işlem içerisinde bizimle beraber. Bize katılmak diyorsun. Patronların ensesindeyiz ağındaki öğretmen komitelerinin çok önemli deneyim birikimi var. Başarı öyküleri, mücadele başarısı öyküleri var. Çok kısaca onları da hatırlayalım istiyorum ben. Sendikayla daha da ileri götürülebilecek mücadele örnekleridir çünkü bunlar. Hem Doğa Koleji örneğini duyduk, anlattı öğretmenimiz. Onun dışında Özgür Boza okullarında yine bir maaşların ödenmemesi üzerine bir dayanışma komitesi oluşturulup maaş ödenmeme durumu dava sürecine taşınıp kazanım elde edilen bir mücadele sürdürüldü. Bahçeşehir öğretmenlerinin işten atılmaları ve tazminatları konusunda bildiğim kadarıyla bir başarı kazanıldı. Dolayısıyla artık bunun bir sendikal yapıyla yürütülmesi biraz daha rahatlayacak ve biraz daha kolaylaşacak diye düşünüyoruz. Artık sorunlarımızı ve mücadele başlıklarımızı aslında sıralamış olduk. Son söylemek istediklerimiz var mı? Öğretmenlerimiz bu konuda biraz çekingen davranabiliyorlar. Aslında temelde haklarının ne olduğunu bilmiyorlar. Bir hakkı var mı yok mu onu da bilmiyorlar. Örneğin asgari geçim indiriminden birçok öğretmenimiz bir haber bunun gibi. Önce haklarını öğrenmelerini biz tavsiye ediyoruz. Ama onun dışında da öğretmenlerin gerçekten kendi haklarını arayacağı kuruluşlar, kurumlar arayışı var bu. Her dönem oldu.
Burada çok güzel bir sendika var. Birlik sendikası. Adından da anlaşılabileceği gibi. Öğretmenlerin birlik olduğu bir sendika. Biz oraya çağırıyoruz öğretmenlerimizi. Sadece öğretmenlerimiz değil. Onun yanında birçok yan hizmetler var. İşte temizlik hizmetleri, güvenlik, yemekhane hizmetleri gibi hizmetler var. Onlar da yine birlik sendikasında biz birleştirmeyi hedefliyoruz. Hepsini buraya bekliyoruz. Var mı öğretmenim senin son söylemek istediğin, eklemek istediğin? Kendimizi bu zamana kadar yalnız hissettik. Belki bir şey söylediğimiz zaman arkamızda kimsenin durmayacağını düşündük. Şu anda geçtiğimiz senelerde patronların ensesindeyiz de bizim edindiğimiz birikim aslında bunun tam tersi olduğunu, mücadele ettiğimiz zaman hem elimizdekileri koruyabildiğimizi hem daha fazlasını kazanabildiğimizi gösteriyor. Bu sebeple aslında kendi geleceğimize sahip çıkmak için bir araya gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu bir çağrı aslında. Öğretmenlerimizin çağrısını duyduk. Onlar mücadeleye devam edecek. Bizler de bu piyasaya düşmüş eğitim sistemini, itibarlarını yitirmiş, ellerinden alınmış öğretmenlerimizi rahatlatmak, Mahmut Hoca'nın gönlünü rahatlatmak için aslında çok basit, temel hedeflerle, iddialarla yola çıkabiliriz. Şimdi size çok doğrudan talepleri okumak istiyorum. TKP'nin eğitim alanına dönük çıkardığı son talepler, tedbirler, önlemler bildirisini okumak istiyorum. Tüm eğitim hizmetleri devletleştirilmeli. Tüm yurttaşların nitelikli eğitim hakkı güvence altına alınmalı. Eğitim ve eğitimle ilgili tüm gereksinimler toplumsal ihtiyaçları gözeterek merkezi bir planlama çerçevesinde tüm yurttaşlara ücretsiz olarak sunulmalı. Nitelikli eğitim hizmeti sunmak üzere yeterli sayıda eğitim emekçisi devlet tarafından istihdam edilmelidir. Emeklerinin, ortaya çıkardıkları değerlerin birebir karşılığını eksiksiz vermek, mesleki itibarlarını iade edebilmek için. Haftaya Salı günü görüşmek üzere, hoşça kalın.